Acun Doğuskan'ın kitap Edebiyat Galip programı, Galip Çağla Usta'nın Çağ'ın yepyeni bölümü, 89. bölümle, 90'ın yani baba bölümden önceki bölümle evet. Ve Türk Edebiyatı'ndan bir kitapla tekrardan olduğumuz bir bölümle karşınızdayız. Tabii öncelikle programımızın isim babası olan ve değerli fikirleriyle bizi aydınlatan hocamız. Hocam ciddiyet, lütfen. Hocamız Galip Çağla'yla birlikteyiz. Buna nasılsınız hocam? Acil alta bir müzik koymamız lazım artık vakti. Ya ben bunları artık yavaştan öğrenemiyorum zaten hocam. Çok böyle şey yapıyorlar. Nasıl hocam, iyi misiniz? Hamdolsun, siz nasılsınız? Çok şükür hocam, siz deyiz, iyiyiz. Yine bir video çekim günündeyiz. Evet. Ve insanları sinir eden dış sesimizle. Yani biraz bekledik esasında, daha önce çekecektik ama evet. Kalabalık olunca yok ya, yine deyiz. Ben bakıyorum ya, tamam. Hoş değil. Keşke bir stüdyo ortamı olsa ama burası da öyle. Hani biz seviyoruz burayı. Ankara'dayız. Bazı yine takipçilerimiz zaten hocam böyle yok çok problem var falan. Ben aslında izliyorum ama bilmiyorum. Yani insanların neyse, algısıyla yani bu şeylerde. Videoyu o yüzden bir tane çekiyoruz ki bugün sonraki birkaç videomuz yine yani bir kapalı mekan evet, olacak. Kapalı daha sessiz olacak diye umut ediyoruz. Yani. Ya aslında burada da biz artık buranın şey olduk, daimi bizim şey için olduk. Oda yaptılar da kaçırdık orayı. Evet, Suite Office Arabica'dayız, Balgat'ta. Evet. Sağ olsunlar dediğiniz gibi bir oda yaptılar. Rahat çalışma ortamı kapalı ama biz geç kaldık. Evet. Hatta sağ olsunlar mekandaki çalışanlar Yaren Hanım dedi, arayın söyleyin bir daha video çekeceğinizi dedi. Bir dakika. Yani bir de onu da deniriz esasında. Belki öyle daha iyi de olur açık mekan açısından şey olması. Ama bu böyle olacak. Bu bölüm ne yazık ki diyelim gene. İnşallah çok da rahatsız olmazlar. İnşallah. Hocam şimdi 88. bölüm için biz şey konuşmuştuk. Alexander Dumas'ın Monte Cristo kontunu konuşmuştuk. Ve onun da sonunda 89. bölüm için yani Türk Edebiyatı'ndan tekrardan bir bölüm içinde Selim İler'in Kumkumasını evet. Söylemiştiniz. Bu sefer çok gerçekten uzatmayacağım. Böyle şey de yapacağız. Belki bunun tartışmaları da sebebiyet veriyor çünkü rahatsız olanlar da oluyor. Ben direkt başlatıyorum sözü. Selim İleri Üstad, çok şaşırtacak herkesi şu an direkt başlamak. Selim İleri Üstad, Kumkuma adlı bu ölümsüz eserinde nasıl bir dünya ile karşımıza çıkmış, nasıl bir dünya yaratmış hocam? Buyurun söz size. Eyvallah. Ya bizim bu bölüm sayılarımızı arttıkça işimiz çok zorlaşmaya başladı açıkçası. İlk başta daha kolaydı, böyle kütüphanede çok fazla anlatılacak kitabımız vardı ama yavaş yavaş yani bizim zaten iddiamız 100. bölümü bulduktan sonra artık ikinci turlara geçme planlarımız var. Çünkü bazı yazarlar var hakikaten. Ya hadi şunu da bir konuşun, hadi bunu da. Çünkü ben seçim yaparken olabildiğince böyle herkesin zaten hakkında bir şeyler bildiği metinler olmasın. Örneğin işte Selim İler'in belki başka romanları var. Başka romanları üzerinden evet, destan gönüller falan bir şey belki herkes aha bunu ben de okudum der ama bir de keşif de etsinler diye böyle biraz daha aslandan ya da yeni bir şeyini de seçelim istiyoruz ama dedim ya giderek zorlanıyor. Selim İler'i böyle ismi enteresan şekilde çok fresh bir isim. Hep sanki aynı yaşta bir isim gibi de duruyor. Bana öyle geliyor en azından Selim İler'i için. Çünkü yani benim de okuma düzenimde böyle enteresan yeri olan çok önemli bir kalem. Fakat aslında Selim İler'i bence bugün Türk Edebiyatı'nın yaşayan en önemli birkaç kaleminden bir tanesi. Her açıdan ama. Yani çünkü Selim İler'i çok fazla türde metinler kaleme almış. İşte roman yazmış, öykü yazmış, eleştiriler yapmış ve ya da bu türlerin dışarısında birazdan konuşacağımız tarz anlatılar kullanmış. Ve böyle çok hani bilindik bir biçim ve içeriğin dışında bana göre çok protest, bir tarafıyla da çok şehirli şeyler kaleme almış. Çok değerli bir kalem. Açık konuşmak gerekirse. O yüzden hani biraz böyle not falan da çıkarıyorum ben bazen. Çünkü hani hep söylüyoruz. Bu program bir yazar anlatısı değil. Yani o yüzden bize yazar üzerinden lütfen eleştiri getirmeyin. Ya şunu niye anlatmadınız? Yazarın hayatında bu da var, şu da var. Bilmem ne. Çünkü biz yazar konuşmuyoruz. Belki bunun için ileriki safhalarda tek tek kitap değil de yazar üzerinden konuşacağımız bir şey çekeriz. O zaman yazarı konuşalım. Burada çok az bir giriş yapıyorum. Bizim bugün seçtiğimiz kitap, benim seçtiğim kitap Kumkuma. Kumkuma değişik bir kavram Kumkuma. Mesela İngilizceye Kumkuma'yı çevirmek çok zor. Yabancı bir dile çok bize ait aslında. Türk Dil Kurumu'nda bir takım karşılıkları var ama hani burada böyle tam net ifade edilemese bile biraz negatif bir anlamı var Kumkuma'nın. Yani birçok böyle kötü özelliğin bilmem neyin bir arada toplandığı olay gibi, insan gibi filan böyle bir karşılığı var. Onu bir kere söyleyelim yani.
Dolayısıyla hani bu kitap acaba bir şeyi eleştiriyor mu, söylemi çok önemli. Şimdi bu elimizdeki kitap Kumkuma hakikaten iyi okuyucu kitabı. Önce onu söyleyeyim. Yani ya ben normalde kitap okumuyordum, bana bir şey tavsiye et dese birisi, açık konuşmak gerekirse bu kitabı tavsiye etmem. Nedeni şu, Selim İnir biraz hani böyle birkaç programda bir benim böyle bir eleştirdiğim, ucundan laf sokuşturduğum bir postmodern iddiacıları vardır böyle. Hani bir şeyi başlar da bir biçim oturtamaz, bir sonuca veremez, bir şeye benzetemez tırnak içinde de ya ben postmodern yazdım, deneysel çalıştım diyen bir grup var. Selim İnir işte postmodern olup postmodern olacağım diye bir takım gerçeklikleri reddetmeyen bir adam. Öncelikle bunu söyleyeyim. Dolayısıyla onun metni bu Everest yayınlarından çıkan bir eser. Onlar bu esere roman demediler mesela. Ya da bir öykü demediler ya da bir biyografi demediler. Buna bir isim verdiler, anlatı dediler. Bu anlatı çok duyarsınız. Hilmi Yavuz Hoca'nın da var böyle bazı anlatıları. Yeni yeni çok moda oldu çünkü şey gibi olmuş. Normalde elinizdeki kitap 2018'de ilk baskısını yapmış bir metin. Ve 2018'de basılmış ama yaklaşık bir 10 yıllık yazım süreci geçirmiş. Çünkü önemlice bir kısmı tefrik edilmiş. Tefrika ile parça parça çıkmış metinler. Selim Bey de bunu zaten ara ara anlatıyor. Ve bence Türk edebiyatının da, Türk tarihinin de en zor dönemini anlatmış. Bu kitap Abdülhakamit Tarhan, şairi azam ya da ulu şair olarak bilinen Abdülhakamit Tarhan'ın tırnak içerisinde biyografik bir anlatısı. Yani bir biyografi değil ama bir biyografik anlatısı. Biçim olarak çok zor bir anlatı. Yani önce ben anlatıyla başlayıp Abdülhakamit Tarhan'ın konuşturulup sonra araya çok keskin bir şekilde ancak Selim İnir gibi birinin yapabileceği bir kalem ustalığıyla üçüncü tekil şahıs anlatısının girdiği zor bir metin. Yani hakikaten çok yaz metni. Önce onu söyleyeyim. Hani yeni bir şey okuyayım, yeni bir şey elimde olsun diyenler için çok değerli bir metin. Açıkçası ben benim açımdan öyle. Çünkü Selim İnir bir kere çok önemli bir dilci kıymetli dostlar. Türk dili için, Türkçe için çok okunması gereken bir metin. Selim Bey ben yazayım da nasıl yazarsam yazayım gibi bir bakışla hiç yazmamış. Yani onu takip edenler, okuyanlar bunu bilir. Hatta galiba bunu yapmaya hakkımız var. Hani böyle Türkçe edebiyat, yerli edebiyat gibi böyle tartışmaların böyle tuhaf şekilde alevlendirilmeye çalışıldığı bir dönemde Selim İnir bence Türk edebiyatının, Türkçenin en kıymetli metinlerini, muhteva konusunda anlaşamayabiliriz bazı dostlarla. Belki fazla şehirli gelebilir. Onun da birazdan gerekçeni alacağım ama dil, anlatım ve biçim olarak bence Türk edebiyatının birkaç önemli kaleminden bir tanesi. Bunu bir kere söylemiş olalım. Peki hani okuyucu şunu sorabilir. Aslında bazıları da soruyor. Ben bu kitabı niye okuyayım diye de sorabiliyor. Bununla alakalı birkaç gerekçe üretebiliriz. Örneğin yakın çağ tarihçileri ya da işte Cumhuriyet'in bir önceki evreyle erken dönemini takip eden bir tarihçi bence bu metini okumalı. Önce bunu söyleyelim. Çünkü Abdülhakamit Tarhan modern Türk edebiyatının önemli kurucularından bir tanesi ve hem Meşrutiyet döneminin hem Cumhuriyet sonrası dönemin iki tarafında da eserler verebilen ve var olan önemli kalemler bunlar. Önce bunu bir kere söyleyelim. Birincisi bu. Tarih için bu kitap okunabilir. İkincisi, İstanbul'u çok seviyorsanız da bu kitabı okuyun. İstanbul'u tanımak istiyorsanız hani örneklerimiz bizim huzur oluyor. Ahmet Hamdi Tanpınar, Peyami Safa, Sabahattin Ali. Ben bu çizgiye Selim İnir'in bu kitabını da açıkçası eklemek isterim. Bu da bence çok çok önemli. Bir başka mesele, katmanlı metinler okumak istiyorsanız, zor metinler okumak istiyorsanız, biçim olarak çılgın bir şeyler okumak istiyorsanız, ya gerçekten postmodern edebiyat nedir arkadaşım, yeni usul nedir anlamak istiyorsanız yine bu kitabı okumalısınız. Ve son olarak hakikaten edebiyat tarihine, edebiyata ilginiz vardır ve buna bağlı olarak da Osmanlı son dönemi biraz da o entelektüel dünyayı anlamak istiyor. Özellikle de hep söylediğimiz bir yıkılış, yeniden yazılması gereken bir yıkılış paradigması var. Bunu bir konuşmamız gerekiyor, bu çöküş evresini. Osmanlı son döneminin Cumhuriyet evresini taşıdığı entelektüel bir kimi anlamak için yine Abdülhakamit Tarhan gibi çok bence mistik de bir adam tanımak için okumanız gereken adamlardan biri. Neden? Yani Abdülhakamit Tarhan neden seçilmiş? Bence bunu da bir çok konuşmak gerekiyor. Bence bu da bizim için önemli. Abdülhakamit Tarhan hani hep böyle anlat, Ahmet Cevdet Paşa'nın da çok söylediği bir şey var biliyorsunuz. Birkaç soyun
birkaç silsilenin entelektüel bir şeyi beslemesi gerekiyor. Bu bizim için çok çok önemli yani. Bu birikimi beslemesi için de birkaç soyun Abdülhakamit Tarhan bence bizim için çok çok önemli. Abdülhakamit Tarhan'ın babası Ayrullah Efendi son dönemin önemli Osmanlı tarihçilerinden birisi, tıpçılarından, Osmanlı tarihçilerinden bir tanesi. Kendisi de kendi döneminde bu encümeni Danişin kuruluş evresinde dönemin padişahına bu konuda birikimleri veren, hatta bizim tanıdığımız ünlü tarihçi Hammer gibi bir adama nişanın takdim edildiği dönemin önemli entelektüellerinden bir tanesi. İşin bu tarafını bir kere çok çok iyi anlamamız gerekiyor. Yani çok ciddi bir entelektüel ulema senedinin devamı. O yüzden hani Abdülhakamit Tarhan'ı tanımak, Osmanlı son dönemini tanımak ve anlamak bağlamında bence bizim için çok çok önemli. Selim İnler'in bir başka özelliği, bu kitap özelinde de söylüyorum, müthiş çalışkan bir kalem. Hani ben bunu mesela birkaç yerde bilir dostlar, Orhan Pamuk için de söylemişimdir. Orhan Pamuk da öyledir. Bence Türk Edebiyatı'nın gördüğü en çalışkan kalemlerden bir tanesi. Selim İnler'i de böyle bir kalem. Bence bu da bizim için önemli, üzerinde konuşulması gereken şeylerden birisi. Metin çok alışılmışın biraz üzerinde belki, bence elit bir metin. Bence bu da çok değerli bizim için. Çok elit, çok elitist bir metin. Bu da bizim için çok önemli. Bunu da bir kere göz önüne almamız lazım. Dolayısıyla böyle okurken bazılarına çok filan böyle oturmayan, bazılarını farkı çok doyurmayan bir şey haline gelebilir. Değişik gelebilir yani, öyle söyleyelim, ama bence bu tür için çok önde gelen, çok önemli metinlerden biri olarak göz önüne alınmalıdır. Bir de Abdülhakamit Tarhan'ı ve bu metni okumak edebiyat tarihi açısından çok çok değerli. Yani bunu da göz önüne almak lazım. Çünkü onun dönemi Halit Ziya'ların, Cenap Şahabettinlerin filan, Ahmet Haşimlerin olduğu çok önemli bir evre. Dolayısıyla o birikim ve kümülatifliği anlayabilmek adına da bence çok çok değerli. Bunu da görmek lazım. Yani aslında bu kitabı okumak sadece böyle bir metni, leziz bir metni okumak gibi değil de o dönemin genel tarihini ve silsilesini anlamak için değerli. Çünkü şunu unutuyoruz biz, Türk Edebiyatı aynı Türk tarihi gibi birikimli ilerlemiş. Yani bir önceki yerden tevarüs eden birçok özellik var, gelişen bir özellik var. Dolayısıyla burayı bilmediği zaman burayı anlamamız bizim açımızdan çok çok değerli de. Bir de yani Selim İnler'i 76 yaşında yanlış bilmiyorsam şimdi, ilk romanını 1973'te yazmış. Yani ben doğmadan çok önce yazmış. Bugüne gelindiğinde böyle bir birikimin çok önemli bir silsilesini oluşturmuş. Yani işin bu tarafını da çok iyi anlamamız lazım. Bunu da gerekiyor. Bir de ben hani böyle Selim İnler'in bu metinlerini okuduğum zaman bir aydın sorumluluğunu da görüyorum. Bizde bu aydın sorumluluğu yok, bu nakiller yok, bu hatıraları anlatabilme çabamız yok yani. Ama gel de hani bunu anlat desen, hep bir tıkanıklık var. Ben Selim İnler'in böyle roman, klasik romanlarının dışında bu tip metinleri anlatmasını çok çok değerli buluyorum. Hani edebiyat öğrencileri için belki birinci derecede, ama tarih öğrencileri için de bence çok önemli bir metin olarak görülebilir. Ne anlatır Selim İnler derseniz, bu kitap içinde de var aslında bu. Yani üç tanesi mesela yalnızlık gibi, yabancılaşma gibi konular ki o birazcık daha bana onu şeye de benzetir, böyle Tanzimat döneminin, o tam dönüşüm, değişim döneminin önemli kalemlerinden biri olduğu için söylüyorum yani. Önemli, ama bir de bence şöyle bir güzel tarafı var Selim İnler'in. Selim İnler Türk Edebiyatı'nda bir dayatmaya bağlı olarak işlenememiş bazı konular var. Yani insana dair çok resmi ahlak diyorlar buna. Yani resmi ahlaka bağlı bir takım baskılar üzerinden, örneğin cinsellik gibi bazı konuların bir türlü bu anlatılamamasına çok naif, çok da güçlü bir karşı duruş sergiliyor. Bu benim için çok önemli bir şey. Yani okumak bir okuyucu tercihi olabilir, ama bizim belki iyi eserler söz konusu olduğunda ya bu söylenemez denilen bir şeyi söyleyecek metinleri de okumamız iktiza eder belirli ölçüde. Bu çizgiyi çok kaçırıyor bazısı. O kaçırmayı engellemek bağlamında ben çok değerli buluyorum. Yani bu bizim için bence önemli. Bir de Selim İnler'de sürekli bir geçmişe atıf var. Eskiye doğru bir anlattığı şey var. Bu benim için çok, yani tarihçi olduğum için belki beni çok ilgilendiriyor. Hep böyle geçmişten buraya bir şey taşıyor, geçmişten buraya bir şey taşıyor. Bu da benim için keza hani çok etkili. Metin içerisinde Abdülhakamit Tarhan'ın böyle bir hayalet gibi gezdirilmesi çok hoş. Hakikaten metne çok giremediğiniz zaman bu anlatan kimi çok tartışıyor. Çünkü ara ara Selim İnler'i hakikaten postmoderniteyi yapıyor ve duvarı yıkıp bir anda yukarı çıkıp yukarıdan da
anlatıyor. Yukarıdan da konuşuyor. Bence bu da hani bizim açımızdan önemli. Yani metne bir biyografi gibi bakmak yerine içine koyduğu, örneğin işte bu ben anlatıdan üçüncü tekil anlatıya geçiş, biyografik malzemeyi tarihsel bir argümanla besleme, bir anda böyle anlık canlı bir anlatı içerisine girmesi, ya bu bizim için çok çok değerli. Benim açımdan öyle. Ben okurken çok böyle eğlenmişimdir. Çok da böyle güzel kapağı da var. Okurken de ben çok hani şöyle bakmak lazım. Bu tip metinleri zor olan bir konuyu kolay anlatabilmeniz çok mümkün olmamakla birlikte Abdülhamit Tarhan gibi ki edebiyat tarihlerinin önemli bir kısmı biraz zor. Yani insanlar artık hani kadar akademik geliyor. Böyle bir zor dönemi, bu kadar akademik görünen bir dönemi anlatma çabası bence çok çok değerli geliyor bana ve kendi adıma ben çok istifade ediyorum ve Selim Bey hayattayken de inşallah daha nice böyle yazsın ve bunlar birleşsin, üzerinde konuşulsun. Hakikaten ben eskiden kitap eklerinde çok fazla Selim'leri yazıları okurdum. Hoşuma da giderdi kitap analizleri. Ondan öğrendiğim çok çok fazla şey var. Bence iyi bir okuma denemesi için, elit bir okuma denemesi için de bunu yapmamız gerektiğini düşünüyorum ben kendi adıma. Eğer bunu yapmıyorsak ya da kendimizde bu cüreti bulup bir üste çıkamıyorsak bence okuma maceramız bağlamında çok şey görmüyorum. Umarım da okuyanın istifadeleri çok olur yani. Ağzına sağlık hocam. Eyvallah. Çok nasıl diyeyim? Sana biraz yabancı da bana bir yabancı kalan, değil mi? Da, hani şey anlattığınız şey bana yabancı değil. Tabii. Hani o çok hoşuma gitti hocam. Yani özellikle ülkenin hani cumhuriyetin kurulması ve öncesindeki sürecin sonuyla birlikte başlayan Abdülhamit Tarhan dediniz ve ondan sonraki bunun metinde olması ve o sürecin gözlemlemiş insanların görüşleri ve fikirleri, tecrübeleri üzerinden bir metin çıkması. Esasında bence bu ülkede bunu biz bir türlü oturtamıyoruz. Yok. Yani bizde hep böyle Cumhuriyet Dönüşü'nün ilk yılları ve sonrasındaki süreç ya çok büyük bir ütopya ya da çok kötü bir ütopya. Yani ya kopartıyoruz bir, ya da distopya daha doğrusu. Evet. İkisi arasında kalmış bir dönem. O dönemi algılayabilmek için o dönemi yaşamış insanların tecrübelerinden ortaya çıkmış metinleri okumak bence çok önemli. Sonrasında ortaya çıkmış. Yani onlardan bir şeyler kazanmış insanların. Şimdi tabii burada da kişinin aktarımı kendi bakış açısı üzerinden olabiliyor. Böyle bir durum da söz konusu olmuş. Biz burada konuştuk hocam. Ayşe Gül'ün konuştuk mesela. Veda konuştuk. O da o dönem. Mithat Cemal Kuntay'ın işte Akif'ini konuştuk. O da o dönemdi. İşte şey Hakkı Sığındığı konuştuk. O da o dönemdi. Ya da işte Peyami Safa konuşuyoruz. Hani hep o dönemlerin aslında karşılaştırılması açısından bu metinlerin önemli olması aslında çok güzel bir konu oldu. Ben çok içine girdim. Eyvallah. Yani buradan beni çok bağladı. Yok biraz da karanlık da bir adam. Bence okursan evet. Seveceğim bir metin yani. Yani hoş bir çalışma. Çok farklı Eyvallah. Bir çalışma. Ağzına sağlık hocam. Yani, güzel bir aktarım oldu. Bugün hızlı gidiyoruz. Böyle biraz kısa olacak. Ya biraz etraf gürültülü. Yanımızda da dostlar var. Onlar da evet. Şey edince ben çok uzatmak istemiyorum. Evet, onları da rahatsız etmeyelim istiyorum da. Güzel bir şey oldu hocam. İnşallah. Yani bölüm oldu, kısa Eyvallah. Da oldu, hap gibi de oldu. Uzun bir aradan sonra çektiğimiz belki en kısa olacak. Eyvallah. O yüzden de ben de sözü uzatmıyorum esasında. Ve isterseniz şimdi 18. baba bölüm, evet. Yani 90. bölüme geçeceğiz. Ve tekrardan batıdan, dünyadan bir düşünce kitabıyla, bir şey kitabı. Malum konseptimiz uzun zamandır böyle devam ediyor. Hem de böylelikle artık son baba... Evet. Babalarda da şey baba son 3 baba bölümümüz olsa, olacak. Sonra evet. 100. ile birlikte bir gelişim sürecimiz olacak. Ben seçtiğiniz kitabı hocam şey yapalım. Ya benim böyle okuduğumda çok istifade ettiğim ve sonuna kadar bir sürü yerini çizdiğim. Ben 2018'de okuyup bitirmişim. 2 günde de okumuşum. Yanlış görmüyorum. Yok 2 günde okumamışım. 8 günde okumuşum. Notuma bakıyorum şimdi. Çok değerli bir kitap. Amerikan düşüncesinin üzerinden özellikle din kavramı üzerinde. Hani böyle kişisel gelişim kitabı okumadığımı hep söylüyorum zaten. Dostlar da bilir. Fakat kişisel gelişim sadece size pragmatist ipuçları veren metinler değil. Bence tecrübe üzerinden aktarılan metin olabilir. Viktor Frankl'ın İnsanın Anlam Arayışı gibi. Bunlardan birisi de Ralph Waldo Emerson'un Yaşamın İdaresi kitabı. Yani aslında bu bir denemeler bütünü ama şu soruyu konuşacağız. İnsan nasıl yaşamalıdır? Ve İlgilileri bilirler ki Waldo Emerson'un anlattığı şeyler çok keskin ve serttir. Bunu konuşmaya bir çalışalım bakalım. Evet, Doğu Batı Yayınları. Doğu Batı Yayınları. Bendeki 2016 baskısı ama sonradan belki yenilemişlerdi. Başka baskıları muhakkak vardır ama Doğu Batı'da iyi bir çeviri yapmış.
Ben çok önemli buluyorum bu kitabı. Şey de hocam, Selim İnönü'nün de yayın evini Everest, o da yine de. Çünkü şey o. Tabii tabii. Ya yani illa ki başka yerde yok Selim İnönü zaten bunlar. Şu anda evet şey Everest ama basıyorum. Ama biz yine de göstermek açısından, o açısından şey olsun diyerekten her bölümde olduğu gibi geleneğimiz de oldu bu konseptin içinde de oldu. Ağzına sağlık hocam. Bölümün nihayeti erdirirken, bu arada 20 dakika oldu. Süper. Çok, bir de bunu deneyelim. Belki o zaman izleniriz. Son bir sözünüz varsa onu alalım. Eyvallah. Okumaya devam edelim. Yani hepimizin böyle tuhaf bir huzursuzluk, tuhaf bir mutsuzluk içerisinde olduğumuz garip bir dönemden geçiyoruz. Bu bölüm yayınlandığı sırada seçim olacak. Seçim günleriyle denk geldi. Bir önceki de... İkinci turun bir öncesi. Yok, bu pazar günü. Ha, biz bunu tabii seçim günü yayınlandı. Yani bu seçim. Bir önceki de seçim günü yayınlandı. Enteresan bir şekilde de. Yani iki bölümümüz iki seçim gününe denk geldi. Ülke için de hayırlara vesile olmasını diliyorum ben. Yani şu anda bunu izliyorsanız ve oyunuzu attıysanız oyunuzun vatana, millete hayırlı olmasını dilerim. Neyse, ben bu konu hakkında çok şey yapmıyorum ama ben sadece şunu söylemek istiyorum. Seçim dediğiniz şey aslında farklı bir şey. Evet, evet. Asıl olan şey ahlaki ve doğruluk üzerinden seçim. İnşallah öyle bu olsun. Üzerinden devam edebileceğiniz, yani şartlar ne olursa olsun inşallah o yüzden bakmaya, yani karamsarlığa kapılmadan, umutsuzluğa kapılmadan ya da çok fazla istediğiniz olduğunda da çok fazla rehavete kapılmadan bir seçimi esas yapın ve onun üzerinden devam edin. Hayatınızdaki bütün seçimler bunun üzerinden olsun. Hiçbir şeyde umutsuzluk olmasın diyorum. Benim de son sözüm bu olsun hocam. Ya da ötesine geçme zaten. Geçerse sıkıntıya gireceğiz. Hiç problem değil. Sizin benim size için problem olur. Hakikat olsun. İnşallah. Hakikat üzere. 90. bölümde, 18. baba bölümde Waldo Emerson'la tekrardan görüşmek üzere, eyvallah. İnşallah. Görüşmek üzere. Selam.